Evet. Total War partneri olmamın ilk herhalde sonucunu görüyorsunuz. Total War Saga Troy için geliştirilen bir DLC paketini, ücretsiz bir DLC indirilebilir içerik paketini önceden yabancı akranlarımla beraber Türkiye'deki oyunculara da sunma onuru ve gururunu yaşıyorum. Amazonlarla alakalı bilgi vereyim ama tarihi değil. Paketle alakalı bilgi vereceğim. Şimdi 24 Eylül'den 8 Ekim'e kadar ücretsiz bu DLC ücretsiz. Yapmanız gereken Total War Access ile Epic account'ınızı, profillerinizi birbirine bağlamak. Çok basit bir mevzu. Oyunun içerisine girdiğinizde sağ altta zaten size uyarı veriyor. Diyor ki buraya tıklayarak diyor account'ınızı bağlayın diyor Total War Access'e. Bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra profilinize oyun otomatik olarak ekleniyor. Ya da bir sıkıntı yaşanırsa Total War Access'e gidiyorsunuz. Oradan key'inizi alıyorsunuz veya aktif ediyorsunuz. Bu kadar yani. Mevzu bu. Başka bir şey değil yani. Zaten yazmış. Şimdi hatta linkini Twitch'e atayım. YouTube'dakileri de yorum olarak atacağım. Metin video metin kısmı olarak atacağım. Attım bakın linki. Hoş geldiniz yeni gelenler. Amazon DLC'si will be free to claim from işte 24'ünden 8 Ekim'e kadar 2028 Ekim'e kadar ücretsiz claimlemek için, elde etmek için tamam işte aynen. Total War Access'e kayıt olmaz lazım diyor. Durum bu. Çok basit. Total War Access linkini de atayım. Gördüğünüz gibi chat'tekileri attım. Yani daha vaktiniz var. Acele yani telaşa gerek yok. Tekrarlıyorum. 24 Eylül ile 8 Ekim arası bakın. Tamam. Biliyorsunuz Saga Troy'da 13 Ağustos'ta çıkmıştı sanırım. Ücretsizdi. Kaçıranlar üzüldüler yani. Böyle bir oyun. Yani böyle bir oyun. Ücretsiz bir oyun. Şu an 200 küsürlerde Epic'te. Değil mi? Steam'e gelince ne kadar olur hiçbir fikrim yok. Böyle bir oyun kaçmaz yani. Ücretsiz. Alabilen aldı yani. Evet şimdi oyunumuzu açalım. Oyunumuzu açtıktan sonra da aynen çok az kaldı. Aynen. Bugün 19'u. Ben bu hani içeriği 19'unda üretiyoruz. Ambargo kalktı. 24'ünde ise herkes tarafından oynanabilecek. Düzeltiyorum. Alınabilecek ücretsiz. 24'ünde de çıkıyor. Şimdi başlatıyorum oyunu. Bu bendeki sürüm partner sürümü olduğu için henüz çıkmamış ve bitmemiş sürümü. O yüzden bazı hatalar, özellikle çevirilerde, metinler daha bitmiş, çeviriler. Ondan sonra genel olarak teknik bir şey görürseniz konuyla alakalı benim yorum yapmaya şeyim yok. Selahiyetim yok. O yüzden kafanız karışmasın yani. Evet, ekranı değiştireceğim. Bu arada bu gördüğünüz ekranı Twitch'tekiler biliyor ama YouTube'dakiler yeni görecekler. Sağ olsun Ali yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Ali Ceylan. Biliyorsunuz zaten kendisini. Bütün tasarımlarımı, hali hazırda kullandığım logolarımı falan hepsini Ali yapıyor. Evet. Ambargo bittiğine göre bizim için özel. Size bu kelle alan kadınları tanıtabilirim. Sol tarafta Hippolyta. Bilmiyorum nasıl okunacak. Arkadaşlar bu Amazonlardan İlyada'da da bahsediliyor. Ama çok tarihi araştırmasını yapmadım. Zaten birazdan bakacağız. Bu şeyleri de göreceksiniz. En azından oyun içerisinde bilgiler veriliyor. Tarihi konuşmasını, alt metnini, arka planını sonraki bir şeyde yaparız yani. Başka bir yayında konuşuruz. Hatta Amazonlar üzerine bakın hakikaten hiç araştırmam yok. Yani tarih tahsil yaptığım dönemlerde de hiç Amazonlara dair bir şey okuduğumu hatırlamıyorum yani. Sezar bilgileri vermiştim. Soru soran arkadaşlara lütfen izleyiciler cevap versinler. Şimdi bir tane yerleşik düzenli olan bir Amazon'umuz var ki şu an görmekte olduğunuz
Ki yazıyor bakın kabile yerleşik Amazonlar diyor. Hippolyta'nın Amazonları diyor. Sağ tarafta ise Petneslia. Bunu nasıl telaffuz edeceğiz? Oyunun içerisinde kendi adını söylüyordu. Onu şey yaparız. Oyunun içerisine girince bakarız. Bu oynadım. Benim hoşuma gitti. Bu karakter çok daha hoşuma gitti. Göçebesi iyiymiş. Sistemi de iyi yapmışlar. Yani sistemi de güzel. Birazdan göreceğiz. Şimdi ilk olarak hatta ben ilk olarak en çok oynadığımla göstereyim ben size. Şimdi ikisinde farklı metin var. Okuyalım hızlıca. Göçebe, sürü Amazonlar olarak geçiyor bu karakteri takip edenler. Amazon şehri Temiskira'nın yıkımına ve kız kardeşi Antiope'nin öldürülmesine tanık olan savaşçı kraliçe, işte bu hanımefendi, genç ve kanı kaynayan kız kardeşlerini Troya'nın davasına destek olmak için savaşa sürükledi, diyor. Evet, tıklayalım. Forgiveness is weakness. Oo, diyor ki bağışlarsan diyor, acırsan diyor, zayıf düşersin diyor. Acımayacaksın diyor. Kelle alacaksın diyor. Tamam. Şimdi kafamdan dolayı göremiyorsunuz ama ben size okuyacağım. Kabul töreni ayinleri. Bakın bu çok çok hoş bir dinamik olmuş. Sadece temel birimleri doğrudan yetiştirebilirsiniz. Yani herhangi bir bina yapmanıza gerek yok. Doğrudan bütün temel birimleri yetiştirebiliyorsunuz. Okçu, ne bileyim ciritçi, işte mızraklı vesaire, tamam mı? Binalar aracıyla birim yükseltmenine erişim sağlayın. Total War Attila'da bu özelliği biliyorsunuz. Teknoloji geliştikten sonra ne oluyor? Var olan birimi bir üst seviyeye çıkartıyorsunuz. Ya da zaten hali hazırda teknoloji geliştirirseniz binalarınızdan o özel birlikleri çıkartıyorsunuz. Bunda da öyle bir durum söz konusu. O temel birimler seviye atladıktan sonra binaları da aktif edince upgrade ediyorsunuz. Güncelliyorsunuz yeni birimi. Tamam. Devam. Temel birimlerinizi daha güçlü birimlere dönüşmek için işte az önce söyledim, birim rütbelerini kullan. Kan yemini. Bakın bu da çok güzel bir dinamik olmuş. Bu da Total War Warhammer'daki yeşil derilerde olan o belli bir seviyeye ulaştığınızda, savaş seviyesine ulaştığınızda Harp diye bir yanınıza ek bir ordu çıkıyordu ya. Bu da onun gibi bir şey. Sefer ve muhabere bonusları kazanmak için yüksek muharebe şansına sahip olun. Savaştıkça ve düşmanları tokatladıkça, kelleler aldıkça işte bu şeyiniz artıyor. Muharebe şanını artıyor. Çok güçlü kan yemini birimlerine çağırabilmek için kan yemininizin kilidini açın ve yükseltin. Ordularınızı güçlendiremez veya destek birlikleri alamaz. Telafi etmek için kan yemini birimleri kullanın. Reinforcements gelmiyor ara. Neyse bunu anlayamadım. Ona bakarız. Şimdi bir kızacağım bu çeviri yapanlara. Niye güruh abi? Bakın bunu Total War Attila'da yaptılar. Yapmayın. Güruh kendi toplumumuz için kullanılmaz. Güruh olumsuzdur. Karşıdaki... Ha şimdi şöyle anlaşılmasın. Ya adamlar Türkçe çeviri yapmışlar. Bir tane kelime yapmışlar. Oradan vuruyorsun. Hayır abi onu demiyorum. Ya gördüm yanlışı söylüyorum yani. Bunu da bildireceğim. Total War Attila'da da yapıyorlardı. Yani düşünsenize kendi askerlerini sizin için ölen adamlar için güruh diye bahsediyorsun. Yani güruh aşağılama, hor görme içerir, kötüdür, güruh kötüdür. Anlatabiliyor muyum? Bu kelime şey için kullanılmaz. Olumlu bir insan kitlelerini olumlu şekilde tanıtmak için güruh kelimesi kullanılmaz. Anlatabildim mi? Hakarettir yani güruh. Neyse. Devam. Ordunuz bir güruh ordusu, dünyayı dolaşıyorsunuz ve yerleşim yeriniz yoktur. Her yerleşim yerine sahip olduğu ganimetleri kontrol edin ve seferlerinizi dikkatlice planlayın. Gerçekten bakın çok dinamik var bu karakterde. Yani bu karakter eğlenceli diğerine nazaran. Oldukça sınırlı kaynak üretimine sahipsiniz. Evet. Şimdi tavsiye edilen oyun tarzı. Amazonlar at sırtında savaşmaya uyum sağlayan ve süvari birimlerine erişimi olan ilk kişilerdi. Bu karakterimiz hızlı ve agresif bir orduya liderlik ediyor. Ağır zırhtan ve dayanıklılıktan yoksundur. Ama çok sert darbe vurabilen baltıcı ve cirit birimlerinden bazılarına sahiptir. Üretebildiği kahramanlar görüyorsunuz. Okçu, savaşçı ve cenk beyleri, savunmacı cenk beylerine erişemiyoruz. Birimlerimiz, şöyle göstereyim kafamda şey olmasın. Hiddetliler,
Temiz Piran'ın seçilmişleri. Hippomachao'lar. Doğru mu okudum? Süvari bunlar. Ve Ares'in kızları. Buradan yola çıkarak Ares'le alakalı bina yapmıştım ben. Devam ediyorum. Oo, çok uzun. Şimdi bu karakter arka planını öğreniyoruz. Bu karakter Troya Savaşı sırasında Amazonların savaşçı kraliçesidir. Kız kardeşi Hippolyta Amazon'un, düzeltiyorum, Amazon toplumunu idare ederken bu karakter öfkeli kız kardeşini savaşta önderlik etmiş. Doğumdaki adıyla Melanippe, kara kısrak. Orduların başına geçmeden 15 sene öncesinde Themyscira'nın Atinalı yağmacılar tarafından talan edilişine ve çok sevdiği ablası Antipyon'un ölümüne şahitlik ediyor. Ki Atinalılar karşı tarafta, görüyorsunuz. Düşmanımız gibi gözüküyor hatta. Aynen öyle, düşmanız. Oyuna başladığımızda iki tane devletle düşmanız. Bir Trakyalılar sanırım. Aynen. İki İonya Atinalılar yani. Evet. Tini ve Atina. Bu iki toplulukla düşmanız. Çete bakamıyorum şimdi, özür dilerim. Hoş geldiniz. Devam ediyorum. Ölümüne şahitlik etti. Güçlü keder anlamına gelen, ismini telaffuz edemiyorum, adını alan savaşçı hayatına kana susamış Tanrı Ares'e sunmuş. Altın başkente leke sürmeye cüret edenlere intikam dolu bir karşılık vereceğine yemin etmiş bu karakterimiz. Homer geleneğine göre Penthesilea diye okutması lazım. Savaşta Akalılara karşı mücadele etmiş. Troya'yı kesin bir mağlubiyetten kurtarmıştır. Yani ciddi anlamda Troya destek olmuş. Aşil teke tek çarpışmada onu öldürmüşse de... Oo. Aşil mi öldürmüş bunu? Vay arkadaş. Teke tek çarpışmada onu öldürmüşse de sonrasında miğferini çıkardığı Penthesilea'ya aşık olmuştur. Efsanenin diğer anlatımında da ise muharebede Prens Hector'u öldüren Aşil değil, bizzat Penthesilea'dır. Şimdi ha, onu söyleyeyim. YouTube videolarının altına yorum atan bir arkadaşımız dedi ki, abi diyor, Homer'in anlattığı diyor, İlyada diyor, tamam eyvallah, Hector şöyle böyle, ama diyor, düzeltiyorum, Paris kötü karakter, kaçıran o şu bu, ama başka tarih yazımlarına göre Homer'in tam zıttı olaylar da var diyor. Yani aslında Patakullu Hector'da o Aeneas ihanetçinin teki, ne bileyim Aşil başkalarını öldürüyor, bir şeyler oluyor. Yani çok böyle karmaşık çeşitli tarih yazılımları var diyor. Valla onu da bir ara işte konuşuruz, bilmiyorum yani. Yani Homer'in anlattığı, İlyada'da anlatılanların çok değişik aslında olaylar olduğu, hiç anlatıldığı gibi olmadığı falan. Hatta böyle bir şey gerçek mi değil mi o da belli değil, ama farklı bir tarih yazım da var. Onu anlatayım size yani. Tamam. Söylemiş olduk. Şimdi bakalım son özellikle okuyorum. Ares ve Oterana'nın kızı. Ares'in lütfu artı 10. %10 fraksiyon çapında. Yani Ares'ten buff'ınız var. Kahramanın muharebe hızına artı 10. Güzel. Evet. Şimdi zor zor sefer zorluğu başlatıyorum. İntikam al. Biliyorsunuz bütün hepsinde farklı sloganlar var. Bizde de intikam almış. Başlatıyorum. Bu videoyu geçiyorum. Çünkü bu video standart. Özel bir şey yok. Belki eklerler. Bilemiyorum yani. O konuda yorum yapamayacağım. Evet. Amazonların yükleme ekranında. Böyle kendine ait özel, evet, tasarımlar var. Karakterimiz zaten farklı. Amazonlar demek zaten eşittir kadınlar demek. Ey hiddetli Penthesilea. Doğru okumuşum. Havada savaş kokusu var. Dur, ben kendimi kapatayım. Your foolish passion has doomed us. Across the sea, the hateful Achaeans muster their armies, preparing to invade Troy. King Priam and his kin may aid your cause, for long ago, oaths were exchanged between your warriors on the fields of Phrygia. To reach them, you must travel through the straits and cross the lands of the Thyni on the northern shores of Propontis. They dare forbid you passage, the fools.
March west for vengeance. Evet, geldim. Through glorious battle, I am redeemed. Konuş lan, helal lan. Yürüyün lan kadınlar. Evet. Şimdi Homer biliyorsunuz hemen kafam arkadaki karakter. O anlatsın diye kendimi kaybettiydim. Şimdi teşekkür ediyoruz. Oynanış şekli, kan yemini, kabul töreni ve güruh. Şimdi bizim 3 kategorimiz var. Göçebeyiz. Kan yemin dediğimiz bir olay var. Ve kabul ayinler ki bu da birbirimize seviye atlatıyoruz. Kan yemini de destek ordusu alıyoruz. 2 turluna. Bunları göstereceğim. Şimdi. Düşmanım Alped'in geldi görev. Evet. Sega Creative Assembly partneri olmamla alakalı olarak ilk sonuç. Tekrarlıyorum. Günler öncesinden oynayabiliyoruz. Daha önce olsaydı çıkışa çok daha yakın size içerik sunacaktım. Şimdi bayağı öncesinden oynuyoruz. Önümüzdeki Total War serileriyle alakalı da yine böyle şeyler olacak. Bu DLC olduğu için bu kadar yakın süreçte oldu. Ama daha önce de göstereceğiz. Şimdi karakterimize bir zoomlayalım böyle. Bir gelebiliyor muyum? Zaten oyun içerisinde göstereceğim ama. Şu an tam neredeyiz? Tam İstanbul'dayız. Karşıya geçeceğiz. Şurası Üsküdar sanırım. Şura bir yer Üsküdar. Şurası. Şurası Beşiktaş. Şurası Haliç. Yapamamışlar tam. Evet. İstanbullulara selamlar. Kimler izliyor İstanbul'dan? Hem Twitch'ten hem YouTube'dan yorum istiyorum. İstanbul'a selamlar. Şimdi karakterimizin şöyle bir bakıyoruz. Ne değişiklik var? Şimdi yukarıda 1, 2, 3 tane farklı ikon görürken aşağıda da tamamıyla kadınlardan oluşmuş bir ordu görüyorum. Artı hemen şu alanda bir değişiklik daha var. 2 tane bakın solda güruh ordusu diyor. Yani kendi ordumuz. Bu güruh kelimesi acayip kıl oldum yani şu an. Güruh ordusu biziz. Hemen sağ tarafta güruh binası. Gördünüz mü? Total War Attila'daki gibi. Total War Attila'daki gibi. Gördüğünüz üzere binalarımızı yapabiliyoruz. Evet, bu kadar. 3 kategori bina var. Ben Ares yapacağım büyük ihtimal. Sonra bunları işte upgrade ederiz. Ajanlar için 2 bina var. Bir de şunlar. 3 seviye birliklere erişmemizi sağlayacak binalar. Evet. Bu bir. İkinci değişiklik bakın şurada görüyorsunuz. Kan yemini henüz kan yemini açılmadı. Açmak için şu barı doldurmamız lazım. Şu an 0. Şimdi üst seviyelere geldiğimiz zaman bakın kaç seviye var? 1, 2, 3, 4. Ordumuz buff alıyor. Eğer kan yemini aktif ederseniz bu bufflardan feragat edip şey yaptığım kadarıyla, idrak ettiğim kadarıyla ordunuza özel kan yemini birimleri geliyor. Tamam mı? Neyse onları ben göstereceğim. İlerledim biraz. Teknoloji ağacımızda da yine tabii ki aynı ama bize göre biraz değişiklikler var yani. Değişimler var şu aradaki yerlerde. Şimdi ilk savaşımızı yapalım. Karşıya yürüyorum. Evet. Antesilya. Geldi. Verard olmasına rağmen diyor ki alacaksın bu savaşı. Abi var ya nasıl can alır bu karakter. Öyle bir bakıyor ki şu gözlere bak fıldır fıldır. Evet, başlatıyorum savaşı. Harita nasılmış? Karşı Avrupa yakasına savaşıyoruz. Bu arada gelen herkese teşekkür ediyorum. Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin selamlarını alıyorum. Aleykümselam. Lütfen ilk anlatım yaptığım için chat'te yorumlarınızı kaçırırsam kızmayın. Tamam mı? Evet, mevzilendirmeye başla. Şöyle bir bakalım etrafa. Haritamız nasıl? Harika. Bu oyunun grafiklerine bayılıyorum. Gerçekten böyle smooth, pürüzsüz derler ya. Total War serilerinin eriştiği en iyi grafik kalitesi diyebilirim. Atmosfer için en azından. Tamam mı? Çok güzel. Three Kingdoms'ta da çok güzel görüntüler açığa çıkıyor açıkçası. Thrones of Britannia'da onda da çok güzel ışıklandırma da onda da çok güzel ışıklandırma var. Muazzam ekran görüntüleri açığa çıkıyor. Hiç filtre kullanmadan çekebilirsiniz. Eğer benim gibi böyle sağa sola atmosfere bakmayı seviyorsanız. Şuraya baksanıza abi. Şu görüntüye. Harika. Tamam şimdi karakterlere bakacağız teker teker. Şimdi önce Penthesilia'ya bakacağız.
Evet, karakterimiz bu. Zoomlayacağım şimdi. Karakterimiz bu. Mızrağını. Arkadan da bakalım. Gayet güzel bir kendine has tasarımı mevcut. Evet. Tamam, şimdi diğer karakterlere bakalım. Çaylaklar. Çaylak Amazonlar. Hanımlardan oluşuyor bu ordu. Bunlar kelle alıyor. Bu kadınlar kelle alıyor arkadaşlar. Şu arkadaş abla Karadeniz'den gelmiş büyük ihtimal. Evet. Çaylakları gösterdik. Örme saçlı. Deriyle kaplı kalkanlarından. Bu çaylaklar. Bunlar Labris piyadeleri. Bakalım bunlar nasılmış. Bu ablalar da kendilerinden emin. Oo. Bu hanımefendi çok güzel. Bence. Evet, balta tutuyorlar. Her an ölüm saçacak şekilde bunu da şey yaptık. Gösterdik. Stiganovlar, Norlar, Stiganorlar. Bunlar mızraklı ablalarımız. Bunlar da çaylaklar gibi. Evet. Tamam, standart birliklerimiz. Sapancılar sanırım. Aynen, sapancılar. Dövmeli mövmeli. Örme saçlı. Dövmeler. Derken. Amarhan, teşekkür ediyorum desteğin için. Oo, şu bir dakika. Şurada özel bir dövme gördük, bir dakika. Kaplan mı ne bu? Kaplan dövmeli. Evet. Şurada başka bir dövme var. Evet, böyle işte Amazonlar. Sapancılarını gösterdik. Cirit atanlar. Avcı kadın topluluymuş bunlarla. Oo, bir dakika, çok güzel gözüküyor. Leopar desenli. Deriden. Kaç tane kılıçları var abi bunların? Hançerleri, kılıçları. Evet, boyunlarında dişten kolyeler. Evet, gayet kendilerinden eminler. Diğer bir birliğimiz. Süvari birliği, ki bunu kullanacağız. Bunlar ne diyor? Binici kadınlar. Bu arada dikkat ederseniz biraz ters esintileri var. Çünkü bu bölgeye biliyorsunuz Anadolu paylaşılıyor. Yani Anadolu bu dönemlerde, antik dönemlerde ters tarafı, yani doğuyla batı tarafının sürekli savaş atmosferi olmuş. Savaş atmosferi olmuş sürekli. O yüzden esintilerimiz, biz doğuda olduğumuz için biraz daha pers esintileri var. Bakın dikkat ederseniz pijama, ayakkabılara dikkat edin. Gördünüz mü? Pentesilya'da da durum aynı. Evet. Tamam. Savaşa başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Abi bu kadar güzel hanımlar gördükten sonra dilim damam tutunur yani zaten. Evet. Şimdi süvarilerimizi flanklemesi için sağ taraf alacağız. Bunlar gizlenmiyorlar ama olsun. Pentesilya önde olacak kelle almak için. Ve savaşı, hatta şöyle yapalım. Bunları yere alayım bir. Bunları öne alacağım. Tamam. Muharebe başla. Grupluyorum. Alt tuşuna basıyorum. Sonra elim alt tuşuna basılıyken fareme basarak bunlardan birini böyle hareket ettirebiliyorum. Gördüğünüz üzere. Gidelim bakalım. Hanımlar ilerliyor. Kelle almak için ilerliyorlar. Size bir bilgi vereyim mi?
İskit kadınları da biliyorsunuz savaşlara katılıyor. Ve İskit kadınlarının evlenme hakkını kazanmak için düşmanlardan, şöyle düzeltiyorum cümlemi, savaş alanında 3 tane düşman kellesini komutanına getirmesi gerekiyormuş. Yani bunu bazı tarihçilerimiz yazıyor. Kaynaklarda bulursunuz, araştırırsanız bulursunuz. Ben Total War Rome 2'de İskitlerle alakalı serimi oynarken bir kesiti, bir savaşımı almış ve YouTube'a yüklemiştim. Orada da bilgiyi veriyorum zaten. Oradan bakabilirsiniz. Yani yine benim YouTube kanalımdan bilgiler mevcut. Bir de aynı zamanda İskit kadınlarından oluşan ordumla nasıl düşmanı tokatladığımı da izleyebilirsiniz. YouTube kanalında aratırsanız. Evet, çimlerin arasından ilerliyoruz. Gladiator filmine hatırlayın. Geçen de yapmıştım, şöyle çimlerden ilerliyoruz dedim. Sonra güneş doğuyor falan, böyle bir saga. Biliyorsunuz Hector'la bir seri yaptık. Troy'da ilk defa başarıya Hector'la ulaşmıştık. Onun bir bölümünde böyle güzel bir sunum yapmıştım. Evet, ormana şey yapmayacağım, getirmeyeceğim çünkü ormanda süvariler takılı kalıyor. Evet, menzil atışlarıyla başlatacağım oyunu. Düşmanda da sapancılar var, bizde de var. Eşit seviyedeyiz sapan konusunda, menzil ilerletiyorum. Hatta ilk sapancılar kurtardım biraz. Tamam, şimdi gönderebiliriz. Bir tarafta tamamıyla kadınlardan oluşan bir ordu, öbür tarafta ise tamamıyla erkeklerden oluşan bir ordu var. Derken bu arkadaşlar geliyor. Geri çekiyorum. Piyade savaşı başlayacak gibi gözüküyor. O zaman hücum ettiriyoruz. Tantasilya. Koşabilir. Ve süvarilerimizi getiriyorum hemen. Balta taşıyan Labris piyadeleri ve karşılarında noob erkekler. Buraya bakalım. Buraya bakamadık. Niye? Flankleniyoruz. Ben buna komut vermemiş miyim? O zaman ciritçilerimizi kullanırız. Derken düşmanın da bir süvar şey geldi. Baltacısı GG. Yeniliyor muyuz? Your hero is under attack. Bizimkiler dağıttı. Sen buraya. Hatta sen şuraya. Bizim baltacılar ama bayağı hasar alıyor şu an. Kaybedeceğim o birlikleri sanki. Çok üzülürüm yani. Evet, bizimkilerin morali yerle bir. Bizimkiler kaçıyor. Beklenmedik bir flank yememle alakalı olarak patladık. Aa, onları da ben patlatacağım şimdi. Evet, onlar da kaçıyor. Şimdi süvarilerimi getiriyorum. Evet, süvarilerim geldi. Şurada bir fatal şey izleyelim. Penthesilea. Ablamız nasıl dövüşüyor? Tamam, o güzel. Kaçıyor bu arada, onlar da kaçıyor. Baltacılar geri döndü. Evet, son anda kurtardık onları. Kaçmış. Tamam o zaman, güzel. Savaş bitti, bu kadar. Alabilirsek alacağız. Yani olabildiğince öldürebilirseniz öldürün. Ordudan şeyler kalmasın. Tuman şeyimiz de, hanımefendi de onu kovalasın. Öldürmek üzere. Evet, öldürdü. Şu süvarileri izleyelim bir. Korkusuz olduğunuzu gösterin onlara diyor. Ya da korkusuz korkmuyoruz mu dedi. Evet, güzel. Olay bu. İlk savaşımızı yaptık.
Muharebeyi sonlandırıyorum. Evet, yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu baltacılara biz baskın yemeseydik o kadar kayıp vermezdim onlarda da. Evet, Pentacilia yok etti düşman. Heh, şimdi bakın burada bir özellik var. Bakın, hayatta kalmalarına izin ver. Hepsini öldür. Onları köle olarak al. Burada savaş şanı kazanmamız için hepsini öldürmemiz gerekiyor. Kadınlar olarak yaşayan bırakmıyorsunuz yani. Hepsini öldürdüğümüz zaman bakın savaş şanını kullanacağımız dinamikleri göstereceğim birazdan. Şimdi load yapacağım. Hmm, 43. tur yapalım bakalım. Evet. Ben biraz ilerlemiştim. Başından kalkamadım. Hoş geldiniz tekrardan. Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi burada size dinamikleri çok daha rahat gösterebilirim. Şimdi buradan çıkamadım. Dikkat edin. 50 tur burada kaldım. Sürekli sağa sola git, yağmala mağmala. Teker teker üstteki dinamikleri anlatacağım. Şimdi şöyle gördüğünüz üzere 3 farklı işaret var. İkon var artık ne diyorsanız. Şimdi bir tanesini kabul töreni. Bu bizim ordu düzenimizi gösteriyor yapımızı. Şimdi ilk üretebildiğiniz birlikler şunlar. Çaylaklar. Az önce savaşta gördüğünüz birlikler. 5 tane. Binayı yaptıktan sonra üst birlikler açılıyor. Ben şimdi yaptığım binalara göre şunları üretebiliyormuşum. Yeminliler. Mesela şimdi şu karakterden, mızraklılardan ya süvarileri üretebiliyorsunuz ya da daha iyi mızraklı birlikler üretebiliyorsunuz. Baltalılardan kalkanlı baltalı ya da gene iki eliyle balta tutan birini üretebiliyorsunuz. Yani baltalıdan sürekli aynı baltalı tip çıkmıyor. Mesela bakın ciritçilerden cirit atan at arabalı birlikler de üretebiliyorsunuz. Piyade birliklere de devam edebiliyorsunuz. Tamam. Bu bir. Burada yazıyor zaten. Birinci dinamimiz bu. Bir de yönetici görüyorsunuz. Bu kadar. 17 level'mışım. Savaş ganimetleri. Şimdi bakın bu sizi cezbeden bir dinamik olacak. Çünkü dostlarınızın şehirlerini de yağmalama ihtiyacı böyle gelecek yavaş yavaş. Şimdi gıda istiyorsanız bakın tıklıyorum. Diyor ki burayı yağmala diyor. Burayı yağmaladıktan sonra bir daha mı gıda istiyorsun? O zaman başka bir şehir sana gösteriyor. Bazı şehirlerde ciddi anlamda gıda elde edebileceğiniz özellikler var. Sonra tekrar tıklıyorum. Odun mu istiyorsunuz? Bakın 4000 odun. Odun mu lazım? Buraya gidip burayı yağmalamanız lazım ki ben Troy'la aram iyi. Bu Hector'un şehri. Burayı yağmalayamam. O zaman benim oduna ihtiyacım var. Ne yapmam lazım? O zaman başka yollarla elde edeceksiniz. Ama topluca 4000 odunun bir anda kazanmak istiyorsanız gelip burayı yağmalamanız, yerle bir etmeniz lazım. Aynen. DLC 24'ünde çıkıyor arkadaşlar. Taş. Mesela gelir ak. Mesela. Enyas'ın toprağı. Burayı alamam. Tunç. Yine Enyas'ın toprağı. Altın. Bak buna çökebilirim. Bununla düşmanım zaten. Ne kadar altın veriyormuş? 539 altın veriyormuş. Bir anda 539 altın. Şimdi aşağıda da başka ikonlar var. Diyor ki mesela Ares'in 600 lütfu. Bir anda 600 lütuf. Kaynak harcamadan ne yapmam lazım? Apollonia. Buraya yağmalamam gerekiyormuş. Bir anda ne olacak? Tanrı lütfu Ares 200 iken bir anda fırlayacak 600'e. Anladınız mı? Buradan kaynak artışı yapmanıza gerek yok. Bir de yine aynı şekilde muharebe şanı diyor. Özel birimler yetiştirmek istiyorsanız diyor. Mesela süvari istiyorum. Oo, çok aşağı gitmem lazım. Bu taraf. Durum bu. Bir diğer dinamimiz buydu. Şimdi geldik işin en güzel yanlarından bir tanesine. Kan yemini. Tıkladığınızda bakın. Kan yemini onur seviyesiymiş bu. İntikam seviyesi. Şimdi şu arkadaşlar var ya, bunları yetiştiremiyorsunuz. Bunları yetiştiremiyorsunuz. Bu iki eli baltalı hasarı çok yüksek olan bakın 116. Orman savaşçısı ağırlık sınıfı hafif. İki eli piyade diyor. İki eliyle balta tutan piyade. Bunu şanınızı artırdığınız zaman ve şu kaynakları elde ettiğiniz zaman ki bu ikinci seviye olduğu için yüksek. Mesela 400 gıdam var ama 300 altınım yok. Ne yapıyorsunuz? Şuraya tıklıyorum.
Bakın. Bu benim düşman mı? Ben buna düşman mıyım? Bir dakika. Aynen düşmanım. Şimdi. Bir sonraki tura geçince. Bakın ordum bu benim. Ordum bu. Kan yeminim de son seviyede. Değilmiş. Bir dakika değilmiş. O zaman ne yapacağız? Kan yeminin sonraki. Bir dakika özür diliyorum. Hemen 42'ye mi geçelim? Yayın 41 diyeyim. Patladık. bu arada bunu da göstereceğim. Bu diğer karakter. Kan yeminin özelliğini göstermek istiyordum. Bir dakika. Kuşatmaya devam. Kan yemini aktif edebiliyor muyum burada? Evet edebiliyorum. Bakın. Çok güzel. Bir tane de şehir kuşatıyormuşum zaten. Ne kadar garnizon var. Tamam güzel. Ordum bu. Kan yeminim 370 olmuş. Zaten son seviye için diyor ki 350 yeter diyor. Ben 370'e çıkmışım. Şimdi bakın. 370'de aldığım bufflara bakın. Tüm birim moraline artı 15. Tüm ordu sefer hareketine menzil olarak artı %10. Ama diyorum ki şimdilik bana bunun bufflara gerek yok. Ben zorlu bir savaşa giriyorum. Kan yemini ordularını istiyorum diyorum. Basıyorum. Şu an aktif oldu. Bakın 2 tur boyunca bu arkadaşlar benim orduma katılıyorlar. Embrace your doom. Tamam mı? Hop, gördünüz mü? 1, 2, 3, 4. Yani bayağı kan yemini birliği geldi. Şimdi hücum edebiliriz. Evet. Ordum bir anda destek aldı. Bunu genellikle evet kuşatmalarda kullanabilirsiniz. Ya da baktığınız üzerinize ciddi anlamda ordu gelecek. Sonraki turun 100 tur... %100 eminsiniz. Üzerinize en az 2 tane ordu gelecek. O zaman abi basın kan yeminleri. Mevzilendirmeye başlayalım. Onu ne yapmışlar? Şimdi. Başka saldırabileceğimiz yer yok. Aynen. Buradan gireceğiz. Şöyle. Bütün hep buralardan. Kan yemini birliklerine bakalım. Gördünüz mü? Oo, bunlar kan, eğer kanla boyadılarsa yüz suratlarını bilmiyorum. İşte siz o gösterdiğim kan yemini ekranından güncellerseniz defanslar falan da artıyor. Çünkü daha çok zırhlı. Bu biliyorsunuz bez parçası giymişler yani. Bildiğiniz psikopatlar yani onlar. Bu savaşı yapmayı düşünmüyorum. Bu arada upgrade olan birlikleri de göstereyim. Çünkü vakit kaybetmeyelim. Diğer birlikleri göstereyim. Eğlencesini zaten siz ücretsiz ya da kaçırırsanız artık ücretli şekilde. Bakın daha da gelişler. Biraz daha böyle demedin. Bir doğu esintileri var değil mi? Amazonlarda. Evet bunlar seviyesi atlamış birliklerim. Mesela şunlar da aynı şekilde. Ya bunlar avcı mı? Yok avcı kadınlar. Bunlar seviye atlatmamışım. Şu birliği merak ettim. Bu şeylere özel birlikler değil arkadaşlar bunlar. Amazonlar özel değil. Bu ya Afrodit'le mi? Hera'yla mı? Yani üst seviye olduğu zaman bu birlikleri üretmenize izin veriyordu. Öyle üretebiliyorsunuz. Bu şey değil. Yani bunu zaten DLC'ye de gerek yok. Normal Troy sahipleri de oynayabiliyor. Ona da bir bakmış olun sizin önünüze. Ha bakın. Şu sirenler var ya. Bu sirenleri biliyorsunuz belli başka bölgeleri ele geçirirse üretebiliyordunuz. Bu sirenler Amazonlar ordusuna çok yakışan birlikler diye düşünüyorum. Çünkü bu sirenler de tamamıyla kadınlardan oluşuyor yani. Kıyafetleri de yine Amazonlara yakın yani. Evet. Tamam. Şimdi sıra geldi diğer Amazon karakterini incelemeye. Şimdilik bu kadar yeter. Bu karakter için. Yenilgiyi kabul et çık. Anlatmış oldum bütün dinamikleri. DLC ile gelecek olan bu karakterleri. Phantasilia'nın bence oynanışı eğlenceli arkadaşlar. Abi dövüşme bitmedi. Ezici yenilgi. Geri çekildik. Savaştan nefret eder. Tüm birimlere yakın savunmasına -5. Eğer böyle bir şey yaparsanız, savaştan geri çekilirseniz, girip savaştan geri çekilirseniz böyle bir debuff yiyorsunuz. Evet. Oo, sopayı da kaybetmişiz. Rezalet. War Queen. Evet. Aman böyle şeyler yapmayız. Tamam.
ana menüye dönüyorum ve diğer karaktere geçiyorum ki diğer karakteri oynamadım. Böyle load'umuz yok. Beraber öğreneceğiz gibi bir şey olacak. Yeni diyorum. Şimdi evet. Underestimate me at your peril. Şimdi kabul töreni aynıları aynı. Amazon krallığı yerleşik hayata geçip bir krallık hayali var gibi gözüküyor. Zaten yaşlanmış bir karakterimiz. Ama her ne kadar yaşlı da olsa kelle de alıyor. O yüzden yerleşik hayatta yani kalıcı bir bölgede kalıcı olması çok daha mantıklı onun için. Amazon hazineleri elde etmek için kutsal bölgeleri ele geçirin. Amazon krallığı dönüm noktalarını açın ve güçlü marifetlere erişin. Bufflar elde edin diyor yani. Marifetler birim ve kahramanları rütbe artırmanızı, araştırmaları hemen bitirmenizi, diplomatik anlaşmaları geliştirmenizi ve ana binalarınızı yükseltmenizi sağlar diyor. Tavsiye edilen oyun tarzı Amazonlar at sırtına demiş ki Hippolyta'nın mızraklı birimlerine okçulara ve savaş arabalarına ağırlık veriyormuş bu karakter. Ordusu hareketlilik ve uzun menzilli taciz üzerine kurulu. Evet. Yine aynı şekilde bu savunmacı yok Amazonlarda. Okçu, savaşçı ve cenk beyleri var. Onun özel birlikleri neymiş? Artemis'in takipçileri Toxanases yaylı binli atlı okçular ve Aristoma Machao kılıç ve kalkanlı piyadeler. Hector'u seçilmişler gibi bir şey yani. Şimdi evet. Hippolyta okuyalım. Yabancı at veya özgür binici anlamına gelir. Dikkat ediniz hep atlarla alakalı. Evet, takip için teşekkür ediyorum. Tunç Çağı'nın sonunda Amazonların başındaki kraliçeydi. Yani bu dönemin bitişine yakın kraliçeymiş. Kendisinden daha genç olan Penthesilia, yine takip için teşekkürler. Çete bakamıyorum şimdi. İlk özel gösterimi yapıyoruz ya. Tamamıyla içeriye odaklandım. Özür diliyorum. Penthesilia, intikam arayışındaki kız kardeşine savaşta önderlik ederken kuzeyde, Hippolyta ağırlıklı olarak halkı için daha huzurlu bir gelecek sağlama peşindeydi. Daha realist. Ya yani yaşın verdiği bir ağırlık var, bir tecrübe var. Troya Savaşı öncesinde görmüş geçirmiş bir gedikli olan Hippolyta'nın eski coşkun karakteri Theseus ve Herakles gibi efsanevi kişilerle savaşmakla geçen yılların ardından durulmuştu. Aynı zamanda yetenekli bir diplomat, dört dörtlük bir barış müzakeresi olan kraliçenin tek takıntısı şeye benziyor biraz. Odysseus'a benziyor. Bakın burada Odysseus var ya akıllılarda. Mikenlerde. Onun karakterine yakın. Kraliçenin tek takıntısı çağlara meydan okuyacak bir Amazon krallığı tesis etmekti. Güzel. Bence güzel bir amacı var. Belki bu oyun dinamiğinden ziyade amacına dönük olarak bir oynanabilir yani. Yerleşik hayat. Eğer göçebeyi sevmezseniz. Ki bence dinamitleri çok güzel. Çok oynanabilir bir özellik. Birkaç özelliği var. Eğer Total War Attila'da da böyle şeyler olsaydı çok daha hoş olurdu diye düşünüyorum Attila için yani. Göçebeler için. Çok sığ yani göçebeler. İlerle Obakur. Bir yap ilerle Obakur. Bir şeylerin eklense güzel olurmuş. İşte Three Kingdoms'la seriye o özellikler geldi. Her topluluğun kendine has bazı özellikleri var. Daha ham bir oyundan daha detaylı, daha mikro yönetim, daha ince detayların olduğu serilere doğru ilerliyoruz ki bu da Medieval 3 için, hepimizin beklediği Medieval 3 için çok güzel içerikler geliyor demek yani. Hayal edemiyorum. Mesela Osmanlılar, Selçuklar nasıl başlatacaklarsa bilmiyorum ama ne özellikle olacak? Doğru ama Bizans'ta ne olacak? Cermen krallıklarına neler olacak? Her kralın kendine has özellikleri falan. O abi yani muazzam. Hayal edemiyorum. Evet. Mitolojide Hippolyta Ares'in kızıydı. Olimpos tanrısı Ares ona ülkesindeki iktidarını simgeleyen büyülü bir kuşak vermiş. Ooo. Kuşak var. Ona bakarız savaş içerisinde. Herakles'in 9. görevi çerçevesinde ele geçirmesi gereken eşya bu kuşaktı. Efsanevi savaşçı Hippolyta'nın değerli kuşağını çalıp uzaklaşıyormuş Herakles. Ares ve Otera'nın aynı. Ares'in lütfu Arton, kahraman muharebesi. Evet. Bu topluluk olarak kendine ait değil.
İki Amazon toplumunda da bu özellikler var. Evet, Amazonlara rehberlik et sloganıyla başlatıyorum. Evet. Bu videoyu da geçebiliriz, aynı video. Amazonların yüce kraliçesi. Düşmanlar tarafından kuşatılmış. İnşallah oynarız evet bütün devletlerle. Oh, evet ben sustum. Sage Hippolyta. Your Trojan allies are braced for war. Brother, your foolish passion has doomed us. Across the sea, the wretched Achaeans muster their armies ready to invade Troy. After the tragedy of Themyscira, your people set out to find a new home for the Amazons. This search eventually led you to the shores of the Aegean. While fools scrap and bicker, I will carve out my kingdom. Your conquest of the goddess-blessed land of Antea has angered the Myonians to the north and east. They are fearful of your might and cunning. Defend your foothold, wise queen. The Amazons will have their kingdom. Aptallar birbiriyle savaşırken diyor, ben krallığımı kuracağım diyor. Hakikaten öyle ya. Ya ben şu an kendimi aptal gibi hissettim çünkü biz Hector'la oynarken biz karşı tarafta savaşıyoruz. Amazonlar bütün Ege'yi fethettiydi yani. Evet, gördüğünüz gibi dinamik açısından iki tane, ki bir tanesi benzer, bir tanesi Amazon krallığı denen bir ikon görüyoruz, işaret görüyoruz burada sekme. Penthesilia'nın daha fazla dinamiği var. Onu görmüş olduk. Ama sakin, dingin ama ciddi anlamda mücadeleci bir savaş sistemi ve göçebe değil de yerleşik bir düzen istiyorsanız bu Amazon karakteriyle oynayacaksınız. Evet, burada görüyorsunuz. Düşmanı mağlup edeceğiz. Kabul törenini biliyorsunuz, anlattım artık. Tabii bu karakterimizin Penthesilia'ya nazaran farklı birlikleri var. Ağacı biraz daha farklı. Onu görmüş olduk. Şimdi şu. Amazon krallığı, Amazon krallığı dönüm noktalarını açın ve güçlü marifetlere erişin. It is time for the Amazons to return to their ancient homeland. The treasures of your forebears are yours to claim. Evet. Amassing their riches will unlock benefits to aid your kingdom. Eyvallah, eyvallah Homer'cığım, teşekkür ediyorum. Amazon'dan eski vatanlarına dönme zamanı geldi. Zaten sesi duydunuz. Ancient Homeland vesaire. Atalarınızın hazinelerini orada alınmayı bekliyor. Onların zenginliklerini kralınıza katın. Şimdi gördüğünüz gibi burada çeşitli şeyler var. Buff'lar var. Bunları teker teker yakacağız. Toplam 10 Amazon hazinesi gerektirir diyor. Yani 10 hazine diyorsa 10 şehir büyük ihtimal. Miras, aydınlanma. Toplam 180 Amazon hazinesi. Yok, özür diliyorum. Yanlış. 180. Bir tanesini şurada Amazon görüyoruz. Kaç tane kazandırıyor bize? Bakın şurada kutsal mekan. Mesela burası yok. Bura bana bir şey katmıyor. Ama bakın şuraya gelin. Evet, burada Amazon hazinesi var. Burada Amazon hazinesi var. O zaman ilerleriz. Önce bunu tokatlarız, sonra şurayı alırız. Evet, ilerleyelim bakalım. Queen Hippolyta. 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 Öylemiş. Hippolyta değil yani. Hippolyta. Evet, bu savaşı yapacağız. Bakalım. Bu arada tipten de anlaşılıyor. Troya şeyli gibi gözüküyor. Kültürlü gibi gözüküyor. Savaş alanımız. Daha geçti. Yapalım. Güzel, eğlenceli olacak. Savaş alanında göstermedim ne birlikler var burada. Şu kılıçlı birliklerimiz var. Okçu birlikler. Ve ana karakterimiz. Evet. Mevzilendirmeye başla diyorum ama önce bir atmosfere bakacağız. Biliyorsunuz ben çok seviyorum. Harika bir yer. Harika. Muazzam. Çok iyi. Bu arayüzü yok etmede K tuşu. KK artık ne diyorsanız. Tamam. Tekrar belki soranlar olur. Bakın insert tuşuna basıyorum. Böyle de zoomluyor. İzliyorsunuz. Kamera sinematik kameraya geçiyor. Insert tuşuyla, tamam mı? Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Önce
K'ye basarsanız ondan sonra insert yaparsınız daha sinematik. Bunlar hep soruyorlar. Anlatmış olayım. Tamam. Şimdi göstermem gereken birlikler. Kılıçlılar. Gayet iyi. Dövmeli, örme saçlı, şapkalı, çeşit çeşit ablalar. Ve okçular mı? Hippolyta'nın seçilmişleri. Düzeltiyorum. Hippolyta'nın seçilmişleri. Oo. Taçlı maçlı. Örme saçlı ablalar. Şimdi geldik ana karakter, ana karakter. Seni de alalım. Göstermedim seni, özür diliyorum. Hippolyta'yı. Ve karşınızda işte. Bütün endamıyla, bütün tecrübe. Aa, bu şey bu mu? Kemeri. Herakles, Merakles anlattı. Az önce okuduğumuz. Evet. Ares vermiş arkadaşlar. Yılların ağırlığı Hippolyta'nın suratına işlemiş. Gözlerinde hafif kırışıklıklar görüyorum. Yanaklarında da. Tabii o zaman botoks yok. Böyle de güzel kadınlar. Ben buradan kadınlara sesleniyorum. Makyajmış. Uğraşmayın. Doğal güzelliğinizle kalın bence yani. Bir de önerim, saçlarınıza çok böyle şey yapmayabilirsiniz yani. Toplamayın yani. Omuzlarınıza salın arkadaşlar. Özel böyle şey yapma ama o da bu sefer... Lan ben niye bu konulara girdim ki şimdi? Devam. Niye bu konulara girdim ben? Evet, okçularımız önemli. Bu arada okçu bu karakter, ona göre. Ben okçu bir karakter oynamamıştım. Hector'la oynadık, savaştırıyorduk. Merak ediyorum nasıl bir etkisi olacak. Benim düşüncem şu. Hector'la oynadığım tecrübelerden yola çıkarak okçu karakterler bir ok attıkları zaman bir adam ölmüyor yani. Bayağı birim kaybettiriyor. O yüzden böyle açık alanda adeta farklı bir okçu birliğiyle flankliyormuş gibi, yanlıyormuşsunuz gibi ok attırın. Daha faydası olacaktır. Evet, muharebe başlattı. İlerletiyorum birliklerimi. Her ne kadar ben saldırıyor olsam da onlar geliyorlar. Mesela şunların bana daha fazla yok. Halkanlılar. Bakın durdurdum hemen. Ok atmaya başladık. Sapancılarına vuralım. Evet, Amazonlar koşuyor. Okçularımı sürüyorum hemen. Your warriors are losing heart. Hippolyta. Gitti. Süvarilerim. Evet. Buradan okçuları alacağım onu. Of. Hatta bir şey diyeyim mi? Geri dön. Güzel. Victory is close enough to taste. Bu arada bir bildiğim şey olmuş. Düşman birliği baltacılar iyi şey yaptı. Oo Alparslan, teşekkür ediyorum bit desteğin için. Güzel. Geri döndü bu birliklerim. Mızraklı birliklerim kaçmış ama. Evet. Okçularını da ona oklatayım. Şurada bir düşmanlar geliyor.
Geliyor mu benim süvariler? Your hero is under attack. Güzel, ona da bakacağım şimdi. Nerede süvariler? Hadi. Bunlar defans iyiymiş abi. Bunun neymiş ya bu arkadaşlar? Kaçıyorlar. Hippolyte'ı savaşırken görecektik. Ne var? Menzil hasar, hız. Yürü yürü yürü, al. Ok atar bakalım. Nasıl canı gidiyor? Ne kadar canı gidiyor? Ok atarak öldürebilecek mi? Slow yavaşlatıyor mu bizim okumuz? Bu niye koşarak kaçmıyor? Herhalde öyle bir mevzu var. Evet, öldürecek bakın. Dördüncü atışla gitti. Evet, öldürdü. Evet. Durum bu. Evet, mızraklı birliklerin bayağı hasar aldılar. Burada izlediğimizde Hippolyte. Of. Of. Bakın, damarların geçtiği yerler var arkadaşlar. Şu koltuk altı, baldırınızın iç tarafı. Buralar gerçekten sıkıntılı bölgeler. Buralardan hasar alan adamların yaşama şansı yok yani bu dönem için. İlk olarak ne yaptı? Buradan sapladı kılıcı yani. Hakikaten savaşçı. Oyunu yapanlar da dövüş sistemini şeylerini iyi biliyor yani. Diyebiliriz. Biliyorsunuz onlara motion capture kıyafet giydiriyorlar. Dövüştürüyorlar. Ondan sonra o animasyonlar bilgisayara direkt ekleniyor falan. Hiç vakit kaybetmeden hücum ediyoruz. Bu savaş problem. Şimdi tırsmadım değil yani. Tırsmadım değil. Bir tanesini halledemedik. Bir müretip mi gitseydik, ne yapsaydık? Alırız herhalde ya. Deneyeceğim okçularla. Okçularla deneriz. Ondan sonra hep bu bizim karakterimiz atar. Bu arada seviyemi atlamış. Aynen öyle. Centaur talimatını ne vermiş? Yürürken ateş etme. İsabetlilik. Bunu alçalım abi. Hold nothing back. Ağır hasar almasaydım korkmazdım da ağır hasar aldığım için bir frontline yok. Süvarilerle ne yapacağız? Mevzilendirmeye başla. Allah'tan kuleleri yok yani. Meydan muharebesi yapacağız. Evet. Oho, çok adam var ya. Onlar mı geliyor bir de? Bu işi nasıl yaparız? Ulan şehire gireceğiz zannederken başımıza ne çıktı? 3 tane menzil birliği var. Ne yapacağız? Bayağı şeyle vuracağız hep beraber o zaman. Hatta biraz daha geri çekilelim mi? Süvarilerle flank ata ata. Gelenleri vuracağız önce bir. Bakın çığlık atarak. Hadi bakalım onlar gelene kadar. Oo, sapan menziline girdik şimdi. Your hero is under attack. Bu bakın bu şey büyük ihtimal karakterimizin attığı. Abi çok korkutucu ya. Yenilirsem artık kusura bakmayın. Kaç geri. Ormanda savaşmak istemiyorum onlarla. Şöyle yükseltide bir yerde olsun da bari. Bunları yeriz aslında ya, hücum ederek. Frontline yok, GG ya. Kumandanlarını öldüreceğiz. Bunlar da ormanda olduğu için geri çıkış yapamıyor. Kumandanlarına odaklanıyorum artık. Yanlış yaptım.
Bu arada ben niye bu kadar hasar aldım ya? Allah! Geri kaç. Sol taraf çöker. Yok oldular. Evet, şu özelliği bastık. Herhalde isabetlilik oranı bizi mahvetti şu an. Kaçın. Suvari hiçbir işe yaramadı. Yok, GG bu oyun. Niye kaçmıyorsun? Komut veriyorum ama kaçmıyor. Evet, oklayacağız. Süvariler GG. Balta şeyler GG. GG de GG. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Benim ne olacak? Oo gitti. Geçmiş olsun. Krallık murallık yok. Geçmiş olsun. Şey görseydik keşke diyecektim ama. Tamam şöyle yapalım. Evet bu GG. Bu patladık bununla. Kusura bakmayın. Muharebeyi sonlandır. Yo yo alamayız. Nereye alıyorsun abi? Frontline yok. Yani hat bitti. Cephe hattın olmayınca 3 tane okçu tamamıyla savaşa açık kalıyor. Oradan geri çekildi. Şu özelliği alacaktım ama burada patladık. Hızlı hızlı şey yapalım. Queen Hippolyta. Indeed. Döndür. Kraliçe oldu çapulcu aynen. O birim basacak mı? Nerede basacak? Ya burada basar ya burada basar. Sıra ona gelirse. Bu arada görüyorsunuz turla çok hızlı geçiyor. Total Warhammer 2'nin üzerinde bu teknoloji gelişti. Bu hızlı tur geçişleri. Bayağı bir devlet olduğu için de bakın patır patır hiç beklemeden devam ediyor. Ha şimdi bak var. Aslanlar gibi alırız ama ben biraz daha şey yapıyorum. Şimdi sağlam alayım da. Teknolojiyi mesela diyelim 7 turmuş. Tamam. Bunu açtık diyelim. Buradan elde edeceğimiz özellikle bakalım neler olacak. Bir tur daha geçiyorum. Şimdi evet bu bir seri olmayacak. Bu şu an tanıtım yapıyorum. Total War Saga Troy. Ha biraz ara vereceğiz. Başka bir seri şey üzerinden yürüyeceğiz. Evet tamam çok güzel. Şimdi rahat bir şekilde alırız. Alparslan eyvallah. Söyleyeceğim merak etmeyin. Şimdi burada göstermek istedim. Burayı aldıktan sonra elde edeceğimiz puanla neler yapabiliyoruz? Nereye ekleniyor? Onu göstermeye çalışıyorum size. Evet. Küçük bir hezimet aldık ama geri geldik. Yine aynı yerdeler. Bu sefer onlar mı duruyor? Yine geliyorlar. Gelsinler bakalım. Bu sefer defansımla tanışacaklar. Daha biraz daha şey yapalım. Süvarileri şurada tutayım. Evet. Kraliçemiz yeniden geldi. Vazgeçmiyor. Krallık kurmak için hezimeti göze aldı. Menzile giriyorlar şimdi. Hadi bakalım. Evet, oklamaya başladık. Onlar bize daş atıyorlar. Sol taraftan geliyorlar. Gelsinler. Biraz geri çekeceğiz şimdi. Destroy of the Man mi? bir nevi şey diyebiliriz. Erkekleri ezenler diye böyle. Erkeklerin ağızlarını bundan kırıyor. Evet defanstayız. Amazon kadınları defansta. Your warriors are losing heart. Sol taraf çöktü mü? Hippolyta,
Ve süvariler devreye girer. Bayağı hasar aldı. Evet. Hücum! Victory is close enough to taste. Yani yap zaten olası buydu. Yapmanız gereken de bu. Az önceki benim oynadığım gibi oynamayın. Ama eğer ilk savaşta çok zayiat vermezseniz yapılabilir yani. Saldırabilirsiniz hiç beklemeden. Ama gördüğünüz gibi yapay zeka da pek şey yapamadı yani. Birim üretmedi yani. Okçuları yakalayabilecek miyiz acaba? Sapanca yakaladı. Lokat. Düşman kumandalarını okluyoruz. Vıcı çıkacak birazdan. Hadi. Eight be, ne sırtın varmış be senin. I don't have to listen to this. Oh, bunu dinlemeyeli. Evet, geberdi. Tamam, olay budur. Bu arada sonlandırdık. Polata. Evet. Yavaş yavaş seri bitirmeye geliyoruz. Yağmalı işgal et. Bizi tabii ki yağmalayarak işgal edeceğiz. Yani bizim oldu burası. Şimdi kutsal bölge bulundu. Okuyalım. Bu bize tur başına puan kazandı. Amazon hazinesi üretir her turda. Evet. Bakın. Evet yukarıda. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bu gelmiş. 6. kaynak Amazon hazinesi. Total War. Warhammer'daki orman elflerinin ember olayına benziyor bu. Ember ek kaynak. İkinci bir kaynak. Halkınız galip gelinen bir muharebenin ardından toplanırken bu yerleşim yerinin eteklerinde kutsal bir yer bulundu. Bölge boyunca eski Amazonların varlığına dair açık işaretler vardı. Burayı güvence altına almalı ve üzerinde çalışarak kaybolmuş ve unutulmuş sanılan şeyleri yeniden oluşturmalıyız. Amazon hazineleri Amazon krallığı anilinde kilidi açılması gereken marifetler için kullanılır. Evet. Bakın her turda şu an 0, 5 bizim burayı açmamız için 10 gerekiyormuş. O zaman 2 bir hemen döndürelim. Burayı kaybetmememiz lazım tabii ki. Yine bir tur geçiyoruz. Sorularınıza cevap vereceğim bu tanıtım yayını bittikten sonra arkadaşlar. Bakacağım chat'e merak etmeyin. Ve YouTube'dakiler de yorum atabilirler. Onların da yorumlarına bakıyorum biliyorsunuz. Yorum olabildiğince okuyabiliyorsam okuyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar da cevapsız hiçbir yorum bırakmadım. Bak 5 oldu. Bir tur daha geçiyoruz. Yineliyorum. Bir seri yapmayı düşünmüyorum şimdilik. İlerleyen dönemlerde kuzeydeki göçebe topluluklarla oynanabilir. Düzeltiyorum. Göçebe Fantasilya ile oynayabilirim. Ama önce bir Aşil. Önce bir Aşil ile seri yapacağız. Evet şimdi bakın. Maksimum güç demiş. Tek onu geç. Tamam. 10. 10 tane Amazon hazinemiz var. Tıklıyorum buraya. 800 gıdam ve 10 tane Amazon hazinem var. Dönüm noktasını açıyoruz. Miras. Açtık. Amazon krallığı. Kraliçe Hippolytia'nın emriyle Amazonlar erkek krallıkları ile uzak atalarının efsanelerini bir araya getirirler. Bu efsaneler bir araya geldiklerinde erken dönem Amazon kabilenin mutlak bir tablosunu ortaya koydu. Amazonların atalarına ait yerlerin toprağın altında gömülü olduğunu ve ortaya çıkarılmayı beklediğine artık şüphe yok. Geçmişe ait bu kalıntılar vasıtasıyla Amazonlar etkileyici hazineler üretmeyi öğrendi ve büyük annelerinin uzaktaki diyarlarına doğru sefere çıkmak için ilham tazeledi. Artık ordu panelinde kıdemli himaye marifetlerini kullanabiliriz. Marifet, kıdemli himaye bir birime ait rütbe artışı sağlar, mevcut bölgeye dayalı olarak Amazon hazinelerine mal olur.
Queen Hippolyta. Ooh. Bir şey diyeyim mi? Anlaşıldı abi, bu Amazonlar eğer bu özellikler biz Hector'la oynarken varsa Amazonların neden güçlü olduğunu şimdi anlamış olduk. Eğer yapay zeka şu özelliği kullanıyorsa, düşünsenize, savaştırmadan rütbesi bir anda çıkıyor. Mesela süvarilere versek, kabul töreni ayinlerinde var mıdır? Bakın, kabul töreni ayinlerinde de geliştirmesi şöyle oluyor. Hazır bunda gelmişken göstereyim. Tıklıyorsunuz. İsim verme, bakın bu isim verme. Bu dağıtma. Şu özellik kabul töreni. Bakın bu özellik, bu karakteri üretebileceğim seçenekler aktif olduktan sonra gelip böyle güncelliyorsunuz. Tıklıyorsunuz, evet diyorsunuz, bu ordu buna dönüşüyor. Tamam. Şimdi bu karakterin özelliklerinden bir tanesi de, şurayı açtık ya, istediğiniz bir ordu birimine bir anda 3 seviye biliyorsunuz. Hemen onu yapalım. Ben diyorum ki I know my path. Bu karakterin, bu birimi ben hatta kullanacağım. Cidden güçlü olması lazım. Bunun seviyesi artsın. Şuna tıklıyorum. Karşında yükseliyor ama ne kadar? Mesela tıklayalım. 9. Bu birim rütbesi 9'a çıkacakmış. Ne kadar puan harcıyor onu bilmiyorum ama. Oo, gitti. Birim seviyesi 9'a çıkmıyor. Bir dakika, çok abarttığım kadar yokmuş. Bir seviye atlatıyormuş. Bence çok kullanışlı değil. Şöyle, ben büyük ihtimal harcamazdım ya. Şunları açana kadar harcamazdım ya. Bir seviye abi. 9 puan harcayacak aynen. Oradaki metin, ben seviyesi 9'a çıkacak diye anladım. Oraya bir virgül koyup devam edilebilirmiş. Bir seviye yükseltiyor. Yani. Şöyle olur. Diyor ki, şu karakteri bakın, diyor ki yükseltebilmek için birim rütbesini 5 yapın diyor ya. Sizin mesela birim rütbeniz 4'tür. Bir tur sonra çok muazzam bir savaşa gireceksiniz. Ama bu karakteri de güncellemek istiyorsunuz. Kaynaklarınız da var. O zaman ne yapıyorsunuz? Bu karakteri 4 seviyedeyken 5. seviyeye çıkarmak için harcayabilirsiniz. Ama onun dışında önermiyorum. Bu bence kaynak harcama tuzağı. Bence bunu harcamayın abi. Ha, burada bütün özellikler yazıyormuş bu arada. Mesela en son özellik neymiş? Ana yerleşim binası anında yükseltir. Toplam Amazon hazinesi. Oo, iyiymiş. Yani mesela geldik. Kardeşim ben şunu zaten 3. seviye. Mesela ne var? Şu binayı diktiniz. Ben bunu doğrudan bu seviyeye çekmek istiyorum diyorsunuz. Hazır puanınız varsa ve burayı da aktif ettiyseniz ne yapıyorsunuz? Binanızda belki şu an vardır bu özellik bizde. Henüz vermemişim. İşte tıkladığınızda binayı direkt upgrade ediyor son seviyeye. Hile gibi. Artık size kalmış. Bu da güzel bir oynanış dinamiği. Yerleşik krallığını kurmaya çalışan bir Amazon kraliçemiz var. Oynayış tarzınıza göre değişir. Göçebeleri sevmiyorsanız alın size bir seçenek daha. Daha defansif, daha yerleşik düzen. Vurkaç sistemi, okçular, baskın, musu size kalmış. Evet. Geri dönelim ana menüye. Daha söyleyeceğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Yani. Unity and pride. Yani bir şey yok. Dinamiklerin hepsini göstermiş olduk. Yağma mağma. Yani başka bir şey yok. Bu kadar. Ama şöyle bakın. Görevleri de söyleyeyim hazır. Bazı görevler geliyor. Sizin Troyalılarla aranızı iyileştirecek falan böyle çeşitli görevler gelebiliyor. Event konusunda da seçeneği bol böyle mesaj göreceksiniz. Tamam, daha başka bir şey kalmadı. Ana menüye şöyle bir dönelim. Şöyle yeni deyip şurada kalalım. Evet. Güzel insanlar. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Dünyada ilk, Türkiye'de ilkeye bir imza attık. Başka şu an yabancılar arasında oynayanlar var mı bilmiyorum ama aynı anda özellikle Türkiye'de ilk, onu söyleyebilirim. Total War oyunlarıyla alakalı ilkleri imza atmaya devam edeceğiz. Partnerliğimle alakalı olarak çok güzel mesajlar attınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel anları paylaşmak için sizlere çekilişler de yaptık. Oyunlar da hediye ettik. Onları katılanların mesajlarına, yorumlarına attım. İlerleyen dönemlerde de yine
bu tür faaliyetlerle önünüzde olacağım o zamana kadar. Yavrumnizanpaşa.com'a gelmeyi unutmayın. Twitch, YouTube buralarda zaten takip ediyorsanız. Şüphesiz üyelikler, abonelikler bana motivasyon sağlıyor. İçerimizi geliştirmemize vesile oluyorsunuz. Bu tür destek olanlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Ama her zaman belirtiyorum. Maddi bir tarafa sizin gelmeniz, yorum atmanız, benimle diyaloğa geçmeniz, bir şeyler sormanız beni çok daha mutlu ediyor. Çünkü işte bu içerikleri almadan önce sizin cebinizden çıkacak parayı koruyabiliyorsam, sizleri bilgilendirebiliyorsam, sadece boş oynanamıyoruz, dikkat edin. Tarihi bilgilere de özellikle odaklanıyoruz, okuyoruz. Ya başkası olsa metinleri siz okursunuz abi, böyle bir şey geçer gider. O nedenle olabildiğince bu anlarımızı oynarken bile bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Araştırmaya sevk ediyor bizi. Özellikle tarih oyunları üzerinden gidiyorum zaten. Ya burada Wolf Team veya benzeri türev oyunlarda oynuyor olabilirdik yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bazen evet yeri geliyor, kafa dağıtmalık bir şeyler oynuyorsunuz. O ayrı konu da. Ama bizim niyetimizi biliyorsunuz. İşte sosyal medya hesaplarını takip edin. Bu tür özel yayınların duyurularını ve özel çekilişleri vesaire, bunları kaçırmazsınız. Özellikle hepinizi Steam grubuma ve Steam kuratör sayfama bekliyorum. Az önce söylediğim gibi oyunları almadan önce yaptığımız yorumları ben, Gökhan, Ahmet, Lukon, Dur çok özür diliyorum. Nick'i aklımda kalmış. Tam ismi söyleyelim. Bana kızmasın. İşte bu Nick isim olayları da beni yavaş yavaş darlamaya başladı. Yoruyor yani. Atakan. Güzel kardeşim Atakan Gümrükçüoğlu'nun da haberlerini ve yorumlarını yine buralardan görebilirsiniz. Elinizi cebinize götürmeden önce oyunlar hakkındaki incelememiz size fayda sağlayacaktır düşünüyorum. Ve bu sözle bitiriyorum. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere.